zaman herkese iyi akşamlar demek istiyorum. E, 2024 senesinin ilk webinarında Uluslararası Jinekoloji Obstetri Derneği olarak e, tekrar sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyuz. Bugün e, çok değerli bir meslektaşım, dostum, e, doğumların güzelleşmesi yolunda birlikte yol alırken tanıştığımız Hatta memleketlim diyeyim değil mi? <laughs> hem Almanya'dan hem Ankara'dan ortak <laughs> noktalarımızın olduğu sevgili Semra ile birlikteyiz. Sosyal medya kendisini çok yakından tanıyor aslında. Meslektaşlarımızdan da çok tanıyan vardır. Bugün dinleyenler arasında da mutlaka. Kendisi Ankara tıp mezunu kadın hastalıkları doğum ihtisasını Almanya'da yaptıktan sonra 2009'dan beri ülkemizde çeşitli yerlerde hizmet vermiş bir kadın hastalıkları doğum uzmanı İnegül İnegöl Devlet Hastanesi'nde, İnegöl'de bir özel hastanede çalışıp Akçakoca Devlet Hastanesi'nde de çalıştıktan sonra bir süre Bahçelievler Devlet Hastanesi başhekim yardımcılığı da yapıp Acıbadem Bahçeşehir'de staf doktor olarak çalıştıktan sonra Şimdi e, kendisi özel muayenehanesinde e, mesleğine devam ediyor ve özellikle e, doğum konusunda ve bugünkü konumuz olan e, sezaryen sonrası vajinal doğum konusunda oldukça tecrübeli ve ne diyeyim istekli <laughs> e, bir meslektaşımız. <laughs> e, sözü çok uzatmak istemiyorum. SSV'de birçok ülkede aslında hiç tartışılmayan normal rutin herhangi bir vajinal doğum kadar önemsenen ya da önemsenen demek demek belki yanlış oluyor ama yani böyle çok kavgalara yol açan bir şey değil ama bizim ülkemizde maalesef SSV'de deyince hatta bu webinarın tanıtımını yaptığım gruplarda dahi hemen tartışmalar başladı şöyle miydi böyle miydi diye burada biraz tabii toplumsal ve sosyal rollerin de önemi var. Bir süre e, normal doğum sanki çok kötü bir şeymiş gibi, sezaryen çok iyi, çok üst kültürlerin yap yaptığı, zengin sınıfının yaptığı bir doğum şekliymiş gibi algılanırken şimdilerde de sanki sezaryen olmak <laughs> çok kötü bir şey çok büyük bir başarısızlık ve kadınların hepsi vajinal doğurmak zorundaymış gibi bir takım algılar ve yanlış anlamalar var. Ama biz bilimsel olarak, bilimsel doğrular üzerinden konuşarak ve tabii ki kadınların kendi beden üzerinde karar verme hakkına saygımızı koruyarak hem bilim insanı kimliğimizle hem kadın kimliğimizle bu akşam SSVD konusunu Konuşmak istedik. Ben de bu konuda hem çok tecrübeli hem bilgili. Daha dün provam sırasında hastanede, SSV'de takip eden Doktor Semra Özer'le sizi baş başa bırakmak istiyorum. Sorularınızı mesaj olarak tabii ki her zamanki gibi yazabilirsiniz. Genellikle sunum akışını bozmamak adına bitince alıyoruz soruları. Semra Hocam sizin için de uygunsa bugün de öyle yapacağız. Buyurun söz sizindir. Evet, teşekkür ediyorum. Ee, Aslıcığım davetin için çok teşekkür ederim. Ee, ben de fırsat buldukça bu konuda konuşmayı çok seviyorum. Hani dedin ya, e, hani kadın doğum uzmanı olarak e, kadın olarak hani şeyiz. Bu SSV'de konusu biraz da benim hani SSV'de annesi olmam veya olamamamla alakalı da bir durum. Biraz e, hani konuya sen e, kariyer açısından özgeçmiş mi anlattın ama ben de SSVD ile ilişkimin nasıl olduğunu kısaca anlatarak başlamak istiyorum. Şöyle ben Almanya'dan Türkiye'ye geldiğim zaman 20 hafta hamileydim. E, Türkiye'ye geldiğimde bir stajyer olarak yani staj gibi hani denkliğimi alana kadar buraya aşina olmak için Bursa'da Zübeyda'nın doğum evinde çalıştım bir süre o dönem <laughs> gördüğüm doğumlarda e, 20 hafta hamile olarak dedim ki hayır ben kendime bunu yapamam yani. yani böyle bir şey bu doğum değil. Almanya'daki uzmanlığım sırasında doğumlara aşık olmuştum. Çok sevmiştim çok büyük bir mucizeye tanıklık ediyoruz yani sağlığını sağlamaktan da öte. E, sonra dedim ki ben böyle doğurmam doğurursam da e, doğurmak zorundaysam da sezeryan olurum dedim kendi kendime. Sonra bir, e, bir bir sürü sebepten makat geliş, gestasyonel diyabet, preeklamsi ve benzeri birçok sebepten e, sezeryan olmak zorunda kaldım. E, çok zor kabullendim. Hani e, çok doğurmak istiyordum çünkü. Ama olmadı dedim olsun ikinciyi normal yaparım. Benim asistanlığım sırasında sezeryanlı olmak diye bir sezeryan indikasyonu yoktu. Sonra e, işte o stajerdim o dönemler. E, sonra mecburi hizmetime başladım. E, daha sonrasında yani benim SSV'de yapmak için koşullarım uygun değildi. Çalıştığım hastanede, mecbur hizmetimi yaptığım İnegöl Devlet Hastanesi'nde ve daha sonraki İnegöl'deki özel hastanede koşullar SSV'de yapmaya uygun değildi. Çünkü anesteziyi çağırdığımız zaman 45 dakikada geliyordu. Hani bu koşullarda doğum yapmak bile hoşuma gitmiyordu normal, multipar vesaire. Ama SSV'de hiç mümkün değildi. Çok da şey yapmıyordum, zannediyordum ki hani SSV'de isteyen kişiler... Bursa'ya gidiyorlar eğitim araştırmada üniversitede SSV'de yapıyorlar. Sonra ne zaman ki ben kızıma hamile oldum? O dönemde e, fark ettim ki SSV'de diye bir şey Türkiye'de yok. Yani zaten ben öyle bir şeyin adının olduğunu bile bilmiyordum. Hani özel bir adının olduğunu bile bilmiyordum. Ama kime hani normal doğurmak istediğimi söylesem hani bana delimişim gözüyle bakıyorlardı. Hem de bir kadın doğum uzmanı olarak nasıl normal doğurmak isteyebilirim? Hem de bunu SSV'de nasıl yapmak isteyebilirim? Çocuğumu mu öldürmeye niyetlendim? Ne derdim var benim? Ya karşılaştığım tepkiler tamamen böyleydi. E, hamilelik sürecim boyunca e, bir sürü organizasyon yaptım. Şöyle yaparız, böyle yaparız. Yani sonuçta rüptür belirtisi olursa sezeryen alınacağım. Bunun koşullarını yaratmam yeter diye düşündüm. Ama hiçbir arkadaşım, hiçbir doktor arkadaşım buna yanaşmadı. E, i̇stekli değillerdi. Koşulları zorlamakla da olmayacağı anlaşıldı. Sonunda zaten olay doğurursun doğuramazsın doğurursun doğuramazsın da dönünce en sonunda da baktım uygun koşullarda olmuyor. Ee, mecburen sezeryan olmak zorunda kaldım. Ee, şimdi o dönemde çok ağır da postpartum depresyona girdim. Bu sadece SSV'de yapamamışımla alakalı değil ee, hormonal faktörler vesaire de var. Ama böyle e, çok ciddi bir şey haline geldi bana. Bu doğum yapma hakkım elimden alınmış gibi hissettim. Ve hani ben bunları yaşıyorsam başka kadınlar nasıl yaşıyor acaba diye düşünmeye başladım. E, i̇şte internet, sosyal medya gruplarında SSV'de annesi olarak SSV'de gruplarına katıldım. E şimdi oradaki şeylerimle e, gördüm ki SSV'de yapanlar var yapılabiliyor ama çok nadir, çok zor. İşte oradaki kadınlarla hani yaşadıkları şeyleri de konuştuk vesaire. Ee, sonra baktım ki bu ciddi bir problem yani. yani bu koşullarda SSV'de yapılmıyor ama koşulları sağlayınca bile yapılmıyor yani hani sadece e, olay teknik olarak anestezinin orada olması falan değil yani çok ciddi sosyal baskı var. Sistandımda böyle gördümler e, tabii olmaz yani bir konuyu böyle savunamıyorsun. E bütün guideline'ları e, olabilen okuyabileceğim bütün çalışmaları okudum, gözden geçirdim, filtreledim bir şekilde. Ve bilimsel bilgilerine de hani benim ulaşabileceğim, hani düz uzman olarak ulaşabileceğim ölçüde e, hepsine de e, hakim olduğumu düşünüyorum. Ve şimdi de hani çalıştığım koşullarda da buna uygun çalışabildiğim koşulları yarattım. Tabii ki bu sadece muayenehanede ve e, son derece özel koşullarda yapılan doğumlarda geçerli oluyor. böyle bir geçmişim var. Hem SSV'de annesi olarak hem de kadın doğum uzmanı olarak. Şu anda da hani SSV'de konusunda... gerek sosyal medyada yaptıklarım gerek böyle seminerler vesairelerde dilim döndüğünce bildiklerimi aktarmaya çalışmam nedeniyle böyle bazen sanki SSV'de Sadece SSV'de doğum yaptırıyormuşum ya da her sezeryanlı annenin sezeryan olması gerektiğini savunuyormuşum gibi bir imaj da oluyor maalesef. Sezeryan düşmanlığım hiçbir şekilde yok. Normal doğumu seviyorum. İsteyen e, gebelerinde uygun olan kişilerin de normal doğum yapabilmeleri için elimden geleni yapıyorum. Buna sezeryanlı olmak da dahil. Kaç sezeryanlı olursa olsun. Ama onun dışında sezaryen ameliyatını da seviyorum. O da hayat kurtarıcı bir ameliyat. İsteyen annelerde öyle doğum yapmayı tercih eden annelerde de güzel bir doğum şekli. Ee, ama SSV'de konusunda da e, bu ön yargıların yıkılması da en büyük dileğim. Böyle dedikten bir giriş yaptıktan sonra e, isterseniz ben sunumuma geçeyim. E, şimdi SSV'de güvenli midir başlığını seçtik bu e, sunum için. Çünkü genelde en büyük problem şu oluyor. Hani SSV'de rüptür sanki her SSV'de denemesinde olur ve çok kötü sonuçlar doğurur gibi bir imaj var. Aslında böyle bir şey yok. SSV'de güvenli midir sorusunun hani büyük örgütlerin e, AKOG'un, RIKOG'un ve benzerinin e, görüşlerine bakarsanız güvenli olmayı geçin. E, bir sezeryanlı kadınlarda e, SSV'de bir doğum şekli olarak sunulmalı ve teşvik edilmelidir diye bile önerisi var. Şimdi SSVD derken neyi kastediyoruz? Sezeryan sonrası vajinal doğum. Bu şimdi sezeryanlı olan herhangi bir annenin vajinal doğurması demek değil tabii ki. Planlı olarak SSVD yapmaktan bahsediyoruz. Yani bir kadın geldi ameliyatı alana kadar vajinal yolla çocuk doğduysa tabii ki bunun da adı SSVD bizim konuştuğumuz esas şey öncesinden planlayarak, isteyerek e, yapılan vajinal doğumu kastediyoruz. Şimdi sezeryan geçmişi olan e, annelerde nasıl doğum gerçekleşebilir? İki tane seçenek var. Ya normal doğurmayı deneyecek ya da baştan sezeryan olacak. Normal doğurmayı denediği zaman da ya bunu da başarılı olacak ya da bir şekilde sezeryan gerekecek. Sonuç itibariyle ya normal doğuracak ya sezeryanla doğuracak. Şimdi se normal doğurmayı deneyen sezeryanlı bir annenin... E, ...başarı şansı yani vajinal doğum yapma şansı yaklaşık olarak yüzde %70. E, %30'da tekrar sezeryan gerekebilir. Bu sayıların sezeryan oranlarının %30-35 olan ülkelerden olduğuna dikkatinizi çekerim. Yani bir doğumun sezeryanlı olmuş olması daha fazla sezeryen gerektiren ya da daha az e, doğum olma şansı olan bir doğum demek değil. E, tam tersine pardon. Tam tersine e, eşit oranda. Yani herhangi bir doğum kadar e, başarı şansı var. Bu arada başarı denmesi bu bir tıbbi terim ama aslında hiç hoş olmayan bir terim. Yani SSV'de yapmak istedik, denedik ama sezeryen gerekti. Bu da aslında bir başarısızlık değil. Bizim sadece teknik terim olarak vajinal doğum olup olmaması anlamında başarıyı gösteriyor. Burada bizim SSV'deyi sorunlu yapan ya da tartışmaya açık yapan konu yüzde 0.5 oranında rüptür görülme olasılığı. Bütün tartışma burada. Devam edelim. sezeryan olmuş bir kadının doğumunda eğer sağlık açısından en iyiden en kötüye sıralama yaparsak Başarılı olmuş SSV'de en iyi sağlık sonucunu elde ediyor. Ee, planlı tekrar baştan sezeryan olmak ikinci sırada. Ancak e, SSV'denin başarısız olup da e, tekrar sezeryan gerekmesi hele ki rüptür olması en kötü sağlık sonucunu elde ediyor. İşte Akok da diyor ki bir kişi için değerlendirin eğer bu kadının başarı ihtimali yüksekse yani... Ses, ...seseryanın olduğunu unutun... ...o kadın normal doğum yapar mı... ...yoksa ya bu kadın doğuramaz... ...yani hani bir filmi ileriye sarsak... ...muhtemelen bu sezeryan ...gerekecek bir doğum diyorsak... ...o zaman ssvd'den uzak durmak... ...ama normal doğurma ihtimalini yüksek görüyorsak... ...o zaman ssvd yolunda... ...ilerlemeyi öneriyor... Ee, ...bir de rüptür ihtimali diye bir kavramımız var... ...bunlar ikisi birbirinden farklı... ...ama çok benzer şeyler... Yani istatistiki olarak rüptür görülen e, faktörler yüksekse, çok fazlaysa bu durumda sezeryanı tercih etmek ama başarı şansı yüksek, rüptür riski de düşük buluyorsak o zaman SSV'de denemesi seçeneğini bu kadınlara sunmalıyız diyoruz. Şimdi başarı ihtimalini e, arttıran ve azaltan faktörler var. Ne demiştik? Bir kadın normal doğum yapmayı denerse SSV'de denemesi yaparsa 60, 70, 80 oranında çeşitli çalışmalarda farklı şekilde normal doğum yapacak. Burada başarı oranını arttıran faktörler ve başarı oranını azaltan faktörler söz konusu. Başarı oranını arttıran faktörler en yüksek başat giden daha önce vajinal doğum yapmış olmak. Yani bu kadının multipar olması. Daha önce vajinal doğum olmuş bir kere iki kere sonra bir sebepten sezeryen gerekmiş. Şimdi tekrar e, gebe, bu kişinin SSV'de başarı oranı en yükseklerde. Bu SSV'de yapmış da olabilir, e, -Sezer yanından önce de e, vajinal doğum yapmış olabilir. Bu kadının başarı oranı çok yüksek. İkinci e, başarı oranını arttıran faktör de doğumun yani SSV'de denemesinin kendi başlamış olması başarıyı çok arttıran bir faktör. Azaltan sebepler neler? Mesela daha önce sezeryanı gerektiren sebebin devam ediyor olması ne gibi? Çatı darlığı nedeniyle doğum olamamış sezeryan gerektiyse bu da aynen devam ediyorsa elbette bu doğumun da başarıyla sonuçlanmayacağını bekliyoruz. Anne yaşının yüksekliği, beyaz ırk hariciyetten olma, gebeliğin 40 haftadan büyük olması, annenin obez olması, preeklamsi varlığı, iki hamilelik arası sürenin kısa olması ve bebeğin doğum kilosunun yüksek olması başarı oranını azaltan faktörlerden şimdi e, sezeryan sonrası bir gebelik bizim için yüksek riskli gebelik neler oluyor yani sezeryan geçirmiş bir kadın tekrar gebe olduğunda bunda skar gebeliği de görebiliyoruz intrauterine eks fetus riskinin daha yüksek olduğunu görüyoruz previa ve akreata olasılıkları artıyor geçirilmiş sezeryan sayısıyla birlikte ve de doğum sırasında uterin rüptür riski artıyor Şimdi doğumda uterin rüptür daha önce e, rahminde herhangi bir e, ameliyat geçirmemiş olan bir kişi için 10.000 doğumda 2 e, olarak ve genelde multipar gebelerde, grand multipar gebelerde görülen bir durum. Planlı SSV'de ise e, rüptür olasılığı 10.000 doğumda 20 ila 50 yani %0.2 ila 0.5. Bazı çalışmalarda da 0.7 olarak veriliyor. Biz yaklaşık olarak kabaca %0.5 kabul ediyoruz. Planlı sezeryanda da bu oran sıfır değil. Yine 10.000 planlı sezeryanda da iki oranında çok çok düşük de olsa rüptür görebiliyoruz. Şimdi rüptür riskini arttıran sebepler ya da sebep olan şeyler birçok sebebi, sebebi var. En büyük sebebi daha önce bir ameliyat geçirmiş olmak rahimde şekil bozukluğu, ileri anne yaşı, işte akreata, koronal gebelik, rahmin aşırı büyümesi, e, forceps kullanımı, kristaller manevrası gibi e, zor doğumlar diyelim. Yüksek doz, uzun süre yükse, e, suni sancı verilmesi, eksternal sefelik versiyon gibi şeyler ve tabii ki de işte bıçaklanma, darp, darbe gibi hani eksternal faktörler de rüptür riskini arttırıyor. Şimdi bu sebeplere baktığımız zaman iki olasılık var. Ya Uterusun zorlandığı durumlar rüptüre yol açıyor ya da bu daha önce ameliyat yerinin veya uterus duvarında zayıf bir bölgenin olması rüptür riskini arttırıyor. Şimdi bir şeye daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu yüz binde yirmi yani yüzde 0.2 rakamı şeysiz scar olmayan gebeliklerde pardon bu, bu genel oran her türlü ülkede olan e, şeyler oranlar ama bir e, gelişmiş ülkelerde bu oranın e, 100 bin gebelikte 12 gelişmemiş ülkelerde ebe bakımının gerektiğinde sezaryen yapılma ihtimalinin olmadığı ülkelerde ise 100 binde 110 olduğunu görüyoruz yani sadece e, Gelişmiş ülkede olmak ya da gelişmemiş ülkede olmak bile rüptür riskini 10 kat arttıran bir şey. Bu SSV'de olmadan e, olan sayılar. Neden? Çünkü SSV'de şey rüptüre yol açabilecek e, durumları fark edip buna müdahale etme olasılığının olmaması rüptür için çok büyük bir faktör. Şimdi rüptür olunca ne oluyor? Rüptür kavramında da bir karışıklık var. Şimdi her e, rahim duvarındaki incelen bölge rüptür değil aslında. Rüptür olması için kaslarda bir boşluk e, olması gerekiyor. Buna bazıları dehiscence de diyor. E, kavram kargaşası çok fazla var. E, şimdi tümden rahimin aslında bütünlüğünün bozulması, amniyon sıvısının ve bebeğin bazı kısımlarının e, rahim dışarısına, abdomene doğru çıkmasına aslında rüptür diyoruz. Ama şu e, resimde gördüğünüzde e, burada bir e, boşluk var kas dokuda ve buradan e, seroza dışarıya doğru çıkmış ya da amniyotik kese bilmiyorum. E, ve bu bölgede rüptür yani şimdi hangisine rüptür diyeceğiz hangisine rüptür demeyeceğiz. Burası da biraz karışık. Bunu niye söylüyorum çalışmalarda çünkü hani rüptür olan e, doğum ve rüptür olmayan doğum diye söyleniyor ama kim hangisini rüptür kabul etti? Hangisini etmedi o da çok e, doğru bir kavram değil. Dolayısıyla biz anatomik anlamda tanımlamıyoruz rüptürü. Rüptürü tanımladığımız şey sessiz rüptür ve kadastrofik rüptür diye tanımlıyoruz. Sessiz rüptür dediğimiz hani bize klinik olarak bir sonuca yol açmayan şekilde gördüğünüz gibi sadece anatomik olarak rahminden dışarıya bazı parçaların fıtıklaşma gibi çıktığı duruma sessiz rüptür diyoruz. Ancak bu rüptür olan bölgede bir damar açılırsa ve anne de iç kanamaya ya da bebekte oksijensiz kalmaya yol açma gibi sonuçları olan ve bu sonuçların e, geçici ya da kalıcı hasara yol açtığı durumlara kadastrofik rüptür diyoruz. Kadastrofik rüptür dediğimizde olumsuz sonuçlar ne olabilir? Fetüs açısından e, hipoksi, anoksi ya da asidoz yaşanabilir. Düşük akarda doğabilir. Yeni doğana yatış arttırabilir. Hatta bebeği kaybedebiliriz. Anne açısından ne gibi olumsuz sonuçları olabilir? Ağır kanamalar, kan transfüzyonu gerekmesi, e, mesane yaralanmaları ve buna bağlı sıkıntılar, histerektomi gerekmesi ve e, annenin kaybedilmesi görülebilecek sonuçlar. Şimdi SSV'de güvenlidir dedik. Bu kadar e, sonuçları, olumsuz sonuçları sıraladık. Ancak e, şöyle bir durum var. Bebeğe bir şey olma ihtimalini kıyaslarsak eğer, SSVD doğumun herhangi bir ilk doğumdan hiçbir farkı yok. E, bu ikisinde de e, bebeğe bir şey olma ihtimali ilk olmayan doğuma göre daha fazla ve bunlar da e, planlı tekrar yapılmış sezeryana göre daha fazla. Ancak yukarıda gördüğünüz SSV'de denerken bebeğin ölme ihtimali yaklaşık 769'da 1, yani yüzde 0.13. Bunun ilk doğumdaki oranı da yaklaşık binde bir yani çok ufak bir risk artışı var. Buradaki risk artışı Rookog'un deyimine göre önemsenmeyecek kadar bir artış var yani çok büyük bir şey değil. Ancak eğer böyle ölüm ihtimallerini kıyaslayacaksak, o zaman e, annenin ölme riskine bakalım. SSV'de denerken annenin ölme riski 26 binde bir, planlı SSV'de de ölme riski 7500'de bir yaklaşık olarak. Burada bakarsanız e, 4 katı bir artış var. Yani anne açısından e, riskli olan şey aslında tekrar sezeryan olmak. Ancak bunlar o kadar düşük olasılıklar ki. Bunları ben özellikle sosyal medyada paylaşırken yani şunu hani dört kat risk artışı aman Sezeryan olursak da anne ölüm riski var gibi anlamamak lazım. Bunlar çok çok düşük rakamlar çünkü. Şimdi e, bir de şöyle bir şey var. SSVD'nin e, güvenliği ya da risklerini konuşurken hep e, o doğum hakkında konuşuyoruz ancak bu verdiğimiz karar yani SSVD denemesi ya da tekrar sezeryen olmanın etkisi daha sonraki gebelikler içinde devam ediyor. Sonuçta biliyoruz ki her kadın istediği zaman istediği kadar çocuk sahibi olmaya hakkı var. Ve biz bunu hani işte sen sezeryen oldun üçten fazla doğurma ya da işte modern kadın ikiden fazla üçten fazla çocuk yapmaz gibi şeylerle baskılamak zorunda değiliz. Almanya'da benim gördüğüm 10-12-15 çocuklu aileler de vardı ve gayet kültürlü, sosyoekonomik düzeyde gayet yüksek insanlar. Türkiye'de tabii ki yani gördüğümüz genelde hani köyünde işte kontrolsüz bir şekilde bir sürü çocuk sahibi olan kişiler. O, o kadın bile istediği kadın istediği kadar çocuk sahibi olmaya hakkı var ve bu kadın 8 tane çocuk yapacaksa. Ve bunu sekiz kere Sezeryan'la doğurması ve bir Sezeryan olması gerektiyse daha sonrakileri SSV'de doğurması arasında çok fark var. Şimdi biraz da e, ondan bahsedeceğiz. Mesela burada bir e, internetten aldığım bir ailenin resmi var. Bu kadının ilk dört çocuğu Sezeryan sonra dört SSV'de denemesinden sonra dört kere de SSV'desi var. Dört... <laughs> Yani 8 çocuklu bir ailede yani 8 sezeryandansa 4'ünün SSV'de olması çok daha avantajlı bir durum. Burada gördüğünüz ailenin ise 5 çocuğu var. Ve 5 çocuğunun ilki sezeryan daha sonrakilerin 4'ü de SSVD ile doğmuş durumda. İnternette bulduğum şöyle bir şey var, tablo var. şimdi bu içinde yazdıkları çok önemli değil ama Şimdi bir sezeryan olduk sonra iki yolumuz var ya ikinci, üçüncü, dördüncü sezeryanları olacağız ve riskler giderek artıyor. Bir de e, bir sezeryandan sonra SSV'de yaptık riskleri var, İkinci SSV'den, üçüncü SSV'den riskleri var. Sonuçta burada dördüncü, beşinci çocuk seviyesine geldiğimizde görüyoruz ki o kadar sezeryan olmaktansa o kadar SSV'de yapmak e, çok daha sağlıklı oluyor. Şimdi tekrarlayan sezeryanlarda histerektomi riskine bakarsak birinci, ikinci, üçüncü sezeryanlarda e, bu oran oldukça düşük. Dördüncü sezeryandan sonra ciddi oranda artıyor. Özellikle altıncı sezeryanda histerektomi gerektirecek kadar komplikasyon yaşama ihtimalimiz çok yüksek. Aynı şekilde akreata görülme ihtimali de artıyor. E, birinci sezeryan, bir sezeryanlı gebede bu ihtimal düşük. ikide de oldukça düşük. Üç ve 4'te yaklaşık olarak aynı ama yüzde iki seviyelerinde. Beş sezeryanlı gebede ise iyice artarak giden bir akreata riskiniz var. Şimdi dedik ya e, se sezeryanlı anne ya SSV'de yapmayı deneyebilir ya tekrar sezeryan olabilir. Rüptür ihtimalinde yüzde 0.5. Hadi isteyenler için de 0.7 kabul edelim. E, bu e, şeyden sonra e, diyelim ki normal doğum denemesini başarıyla gerçekleştirdik. O zaman daha sonraki gebeliklerde yani üçüncü dördüncü gebeliklerde normal doğum olma ihtimali yüzde 98'lere çıkıyor. Rüptür ihtimalleri de 0.2'nin altına iniyor. Ancak iki kere sezeryan olmuş gebenin bu sefer akreat olma ihtimali yüzde 0.5. Yani bizim burada hani ilk sezeryanlı birinci sezeryanından sonra doğum yapacak gebede SSE'de deneme yüzde 0.5 rüptür olursun bu çok korkunç dediğimiz gebeye sezeryan yaparsak eğer bu sefer 0.5 ihtimalle akreata görecek bu kadın yani hangi riski aldığınız riskin kendisi değişiyor yoksa e, biri güvenli biri risksiz değil şimdi bu kadın hayatında iki tane çocuk istiyor ve başka çocuk kesinlikle istemiyorsa tabii ki o zaman bu eee chart'ın şurasında kalıyoruz. O zaman sadece rüptür ihtimali oluyor. Hani o zaman SSV'de denemek hani alınacak riski, alınmayacak riski konuşulabilir. Ama 3 ya da daha fazla sezeryan e, doğum düşünen e, kişi de ilk sezeryandan sonra e, SSV'de denemek tekrar tekrar sezeryan olmaktan çok daha güvenli. Şimdi bu konularda Başta da demiştim hani okuduğum guideline'lar hani benim gibi asist şeylere uzmanlara açık olan guideline'lar ACOG'da RCOG'da var bir de NİSE'nin SSVD ile ilgili geniş bir yayını var. Eğer ayrıntıları okumak isterseniz bunları okuyabilirsiniz. Bunların bu örgütlerin tamamının ortaklaşa kararı Sadece bir tek alt segment sezeryanı olan kadınların çoğunluğu için SSVD'nin klinik açıdan güvenli olduğu konusunda fikir birliği var. Konsensus var. SSVD'nin avantajları neler? Birincisi vajinal doğumu tecrübe etmek. İkincisi major abdominal cerrahi geçirmemek sayısının daha az olması. Sezeryana göre daha az kanama, daha az enfeksiyon, daha kısa iyileşme süresi olması. Daha büyük aileler için çok sayıda sezeryen olmanın getireceği histerektomi, bağırsak mesane yaralanması, transfüzyon, enfeksiyon, previa, akriyata gibi risklerin azaltılması SSV'de yapmanın büyük avantajları. Ee, Rikog göre, e, Rikoga göre bebek açısından ciddi risklerde artış sadece %0.2. Herhangi bir morbiditede de artış da %1.5 kadar ve bunlar son derece düşük bir artıştır. Bunu ben söylemiyorum, Rikok söylüyor. Ee, ve bebek ölümü son derece nadir ve ilk doğumlarla eşit olasılıkta oluyor. <laughs> ve e, tekrar tekrar almışım bu slaytlara. AKOK diyor ki gebeleri e, SSV'de denemek üzere bilgilendirin ve buna imkan sağlayın diyor. Şimdi risk konusunda e, bir konuda şu hani SSV'de de, de rüptür olur aman çok kötü dediğimiz ne oluyor? 100 şey 1000 SSV'de doğumda 5 ila 7 oranında rüptür görüyoruz. Peki Dekolman ne kadar görüyoruz? 1000 doğumda 11 ila 13. Yani en az 2 katı Dekolman görüyoruz. Herhangi bir doğum sırasında kordon sarkması ihtimalimiz ne kadar? O da 1000 doğumda 14 ila 62. Herhangi bir doğum sırasında omuz takılma olasılığı ne kadar? O da 1000 doğumda 6 ila 14. O da rüptür olasılığı kadar. Yani şimdi biz herhangi bir ilk doğum yapan kişiye aman doğum yapma dekolman olabilirsin, kordon sarkması olabilirsin, omuz takılması olabilirsin diyor muyuz demiyoruz. Bu komplikasyonlardan korkuyor muyuz? Evet hepimiz korkuyoruz. Ama bu doğumdan şaşmamız için bir sebep olmuyorsa o zaman sezeryanlı annenin doğumunda da rüptür ihtimali hani böyle çok korkulacak risklerden değil. Peki neden bu kadar ön yargılıyız? Bunu anlamak için ben e, SSVD'nin geçmişine bakmamız gerektiğini e, düşünüyorum. Çünkü bunu anlayınca neden SSVD konusunda ön yargılıyız anlayınca SSVD'nin aslında neden güvenli olduğunu da anlıyoruz. Şimdi 1950'li yıllara kadar sezeryan diye bir ameliyat yok. Daha doğrusu var da yapılan sezeryandan sonra annelerin e, sağ kalma olasılığı çok düşük. Ama 50'lerde ne oluyor? Cerrahi teknikler gelişiyor. Kanamalar azaltılabiliyor. Dikişlerin nasıl yapılacağı daha iyi öğreniliyor. Enfeksiyonu özellikle azaltıyoruz. Bundan sonra da se sezeryan kadınların kullanımına sokulabilen bir ameliyat oluyor. 1950'den 70'e kadar sezeryan oranı %0.5'te bayağı bir sabit kalıyor. Çünkü ne zaman yapılıyor? Sadece doğum sırasında hayati risk söz konusu olduğunda sezeryan yapılıyor ve bu da %5 benim görüşüme göre e, bir doğumda sezeryan gerekmem yani mutlak sezeryan gerekme olasılığı yüzde beş. Çünkü bütün e, şey örneklerde mesela Mormonların hani sezeryanı kesinlikle kabul etmeyen e, topluluklar olarak söylüyorum. Mormonların sezeryan oranları yüzde 0.5. The Farm diye bir e, yer var e, aynı Megeskin'den biliyorsunuzdur belki. Oradaki o dönemde hani çok kendi başlarına komün şeklinde yaşadıkları yerde sezeryan yapmayarak doğumları yaptıkları bölgelerde onların sezeryan oranı %0.5. Benzeri bir yer Japonya'da var onların e, sezeryan oranları %0.5. Yani %0.5'in altına düştüğümüzde bizim doğumlarımızda e, sağlık durumumuz bozuluyor. Yüzde 0.5 sağlık oranı 1970'lere kadar sezeryanların standart oranı. 1970'lere geldiğimizde ise sezeryan oranında dramatik bir artış başlıyor. Yani bu sezeryan oranı. Ee, ondan sonra neden artıyor? Çünkü teknikleri daha da geliştiriyoruz. Ee, o yüzden e, sezeryan oranımızda bir artış şey yapıyoruz. Akoga göre bunların sebeplerine Birincisi 70'li yıllarda e, elektronik fetal monitorizasyon bizdeki adıyla NST kullanıma giriyor. E, makat geliş doğumları e, risklerinden dolayı sezeryanla yapmaya başlıyoruz. Ve forceps doğumlarından kaçınmaya çalışıyoruz. Bu nedenle forceps olabilecek doğumları daha çok sezeryanla yapmaya başlıyoruz. E, bunların sonucunda da sezeryan oranımız artıyor. Bunun bir sebebi de artışın bir sebebi de o döneme kadar bir kez sezeryan hep sezeryan görüşünün hakim olması. Bunun sebebi de şu zaten %0.5 sezeryan yaptığımız bir toplumda bu kadın tekrar hamile kaldığında sezeryan yapmamızı gerektiren sebep, çatı darlığı gibi bir sebebin muhtemelen hala devam ediyor olması var. Veya bu kadınlar SSV'de denediklerinde, tabi o zamanlar SSV'de diye bir isim yok. Yani bu kadınlar tekrar normal doğuma başladıkları zaman rüptürler çok fazla görülmüş. Çünkü 1970'lerden önce yaptığımız kesiler, uterus üzerindekiler klasik kesi yani yukarıdan aşağıya yapılan kesiler ve bunların zaten rüptüre çok fazla yol açmaları dolayısıyla biz alt segment transvers kesiye geçiş yaptık. Ve öyle sez, Sezeryan'da daha güvenli oldu ve Sezeryan sonrası gebelikler de daha güvenli oldu. Ee, ama 1970'lerde e, birçok hani NST, vakat geliş ve forsepslerin azaltılması dışında da Sezeryanlı anne sayısının artmasıyla birlikte bunların daha sonraki gebeliklerinde sez, tekrar Sezeryan gerekme olasılığı arttı. Bu 1970'li yıllarda Sezeryan sebepleri. Gördüğünüz gibi yapılan sezeryanların yüz kırk, yüzde kırkının sebebi e, kişinin tekrar se yani sezeryanlı olması. Kusura bakmayın. E, şimdi sezeryan oranı yüzde beşken e, bir kez sezeryan, hep sezeryan sözünün e, çok büyük bir şeyi yok, etkilediği büyük bir kitle yok e, ve o zaman yapılan sezeryanların sebebi zaten bir sonraki gebelikte de devam ediyor. Ama biz e, rüptür riskini zaten azaltacağı için yeni tekniklere geçtik. E, şimdi 1980'li yıllarda ne oldu? 80'li yıllarda sigortalar dedi ki e, sezeryanlı olmak bizim için bir sezeryan endikasyonu değildir. Eğer bir kadının sezeryanlı olmak dışında bir endikasyonu yoksa o zaman bu yapılan sezeryanın endikasyonu yoktur deyip ücretini ödemiyorlardı. Çünkü normal doğum yaptığınızda Hastane sağlık sistemi açısından düşünürseniz hiçbir şekilde e, çok daha ucuz alet edevat yok, ameliyathane kullanımı yok. Bu nedenle sigortalarda bir gerekçe olmadığı için e, SSV'de e, denemesi yine o zamanlar SSV'de ismi yok. Ama neyi kabul etmiyorlar? Sadece sezeryanlı olduğu için yapılmasını kabul etmiyorlar. Ama şu anda bildiğimiz kontrendikasyonların olup olmamasına bakılmaksızın bütün sezeryanlı gebeler o dönemde Normal doğum yapmaya zorlanıyorlar. Şimdi 80'lerde zorlanıyorlar ee, ve şey, sevde oranı da yavaş yavaş artıyor, yavaş yavaş değil, oldukça hızlı bir şekilde artıyor ve 29'a kadar yükseliyor bir dönemde. Ee, zaten bu yükseldikçe de gördüğünüz gibi sezaryen oranlarında da hem primer sezaryen oranlarında hem toplam sezaryen oranlarında düşük oluyor düşünme oluyor SSVD'nin zaten desteklenmesinde en büyük sebebi o yüzde 40 sezeryan sayısını daha da azaltmak ancak 1990'larda indüksiyon yani simpitan doğuma girdi 80'lerde nadiren kullanılan bu ilaç çok dikkatli kullanılan bu ilaç 90'lara geldiğinde çok rutin. Sanki her doğumda yapılması gereken hani hızlıca doğursun da kurtulsun mantığıyla yaptığımız bir şey olmaya başladı. Böyle olunca tabii SSV'de doğumlarda da aynısı olmaya başladı. SSV'de deneyen kadınlarda da e, yani endikasyona bakmaksızın yani geldi 3-5 santim hadi kanı takalım hızlıca doğursun diyerek kullandık. Bir başka faktör daha var. Saitotek isimli ilaç da doğumları başlatmak için kullanılmaya başladığında... Bu sefer SSV'de doğumlarda da kullanılmaya başladı. Ancak bugün tecrübelerden biliyoruz ki... E, ...Sytotec'le yapılan indiksiyonlar %6 rüptür riski içeriyor. Bu nedenle kesinlikle ve kesinlikle kontrendikedir. Yani şu e, sunumdan hiçbir bilgi aklınızda kalmasa bile... ...lütfen bu kalsın. Cytotec, sezeryanlı rahimde kesinlikle ve kesinlikle kullanılmaz. E, rüptür olasılığını çok arttırıyor. Ama o dönem bu bilgiyi bilmiyorduk. Dolayısıyla simpitanı, saytöteyi böyle şeker gibi kullanınca her doğumda tabii ki komplikasyonlar artmaya başladı. Ve aynı dönemlerde de yaşanan sorunlarda dava açılması kavramıyla karşılaşıldı. Şimdi düşünün e, o dönemdeki kadının yerine koyun kendinizi. Sigorta şirketleri para tasarruf edecek diye size sezaryen yapmıyorlar, SSV'de yapmaya zorluyorlar. E, sizin uygun olup olmadığınıza, isteyip istemediğinize kimse bakmıyor. Kalabalık bir hastanede gerekli bakımı almadığın halde de yapmaya zorlanıyorsun ve sonuçta da bebeğini kaybediyorsun ya da rahmini kaybediyorsun. Bu dönemde tabii ki çok daha agresif dava açmaya başlıyorsun. Ve açılan davaların çoğu e, bariz rüptür belirtileri olduğu halde bunun fark edilmediği, fark edilse bile e, çok yavaş müdahale edildiği için e, sorunların yaşandığı doğumlar. E, ve... Bu davalardan sonra yavaş yavaş doktorlar sadece SSV'de yaptırdıkları için ceza almaya başladılar. Şimdi doktorlar da sigorta şirketleri de şunu demeye başladı. Yani SSV'de yap, yapıp da dava edilip sonra bir sürü para ödemeye e, gerek var mı diye düşünmeye başladılar. Ancak SSV yani SSV'de zararlı riskli bir şey gibi suçlandı ama esas sebebi aşırı ve uygunsuz indüksiyon kullanımıydı. Doğumun yanlış idaresiydi. Ve uygunluğa bakmadan herkese yani her sezer sezeryanlığa SSV'de yapılmasıydı. Şimdi yapılan bir çalışma var. E, o çalışmada görünüyor ki eğer SSV'de denemeleri sadece spontan başlangıçlı, kendiliğinden ilerleyen ve NST değişiklikleri olmayan SSV'de doğumlarda yapılsaydı, SSV'de nedeniyle o dönemde açılan davaların yüzde sekseni hiç açılmayacaktı bile. Ve... E, bu davalar ve bu düşünceler sonucunda bir anda sezeryan SSVD oranı böyle düştü e, ve sezeryan oranı da tekrar yüzde otuz birlere çıktı. E, şimdi Akok da kılavuzlarını yayınlıyor. Akok her dönem hani SSVD'nin yapılması gerektiğini e, savundu. E, ancak şöyle hani bu işte biz daha dikkatli SSVD yapsak sonuçlar böyle kötü olmazdı deme meselesini biraz ee, yanlış yaptı diyelim. Yani bir sene arayla iki tane kılavuz yayınladı 98 ve 99'da cümlelerin içerisinde bir tek kelimeyi değiştirdi. Ee, acillerde e, doktorlar readily available ya da immediately available diye bir değişiklik yaptı. Şimdi bu kafaları çok karıştırdı. Yani şunu mu demek istiyor? SSV'de denemesi yapıldığı sırada doktorlar hastanede hastanın başında mı olsunlar demek istedi. E, çünkü bu kılavuzlarda yazılan koşulları yerine getirmezseniz davalar açıldığı zaman bu sefer e, hatalı konuma düşüyorsunuz. O yüzden bu e, guideline'lar çok önemli. Şimdi tabii e, SSV'de yapıldığı sırada e, bizim doktorları hastanede tutacağız demek, e, şu demek çok yüksek personel masrafı demek. Zaten en büyük, e, şimdi büyük bir hastanedesiniz zaten bir sürü... E, şey var. E, doktor var hastanede. O yüzden anestezi nöbetçi olarak orada bulunuyor. O zaman bu bir ek maliyet getirmiyor. Ama Amerika'nın küçük bir kasabasındasınız. Zaten orada olan anestezi, pediatrist vesaire emekliliği gelmiş insanlar rahat etmek için oraya gelmişler. Hani gerektiğinde hastaneye çağrılıyorlar. Ama şimdi SSV'de yapacağız diye e, size deniyor ki hastaneye geleceksin, orada bekleyeceksin. Öyle beklersen de tabii ki çok yüksek masraf ve isteksizlik e, yaşayacaksın. Ayrıca mesela kasabada tek anestezisin. Her gece şimdi hastanede e, orada nöbette kalman da mümkün değil. Lojistik olarak da mümkün değil. Şimdi bunlardan sonra hastanelerde demeye başladılar ki e, biz bu guideline'ları yerine getiremiyoruz. O yüzden bizim hastanemizde SSV'de denemek yasak. Yani siz SSV'de denemesi yapacaksınız biz de dava edileceğiz olacak iş değil. SSV'de yapamazsınız demeye başladılar. Aynı şekilde de e, bu sefer de doktor malpraksis sigortaları da SSV'de yaptıran doktorların sigora, sigorta poliçelerini ya e, primlerini çok yükseltti ya da e, dedi ki SSV'de doğum yaptırırsam ben senin malpraktis davanın şeyini ödemeyeceğim dedi. E, şimdi bunlarda ne oluyor? Yani doktor e, hastaneler diyor ki SSV'de yapmak yasak. E, sigorta şirketleri diyor ki, e, SSV'de e, yaparsa doktorun malpraksis davasını ödemem. E şimdi daha, herkes de diyor ki o zaman SSV'de demek ki tehlikeli bir şey olmasa neden böyle bir şey yapsınlar ki diye, diye düşünüyor. Demin de demiştim SSV'de oranı düşünce tabii ki sezeryen oranlarında da ciddi bir yükseliş olmaya başlıyor. E, şimdi bu. Ee, tavsiyeler Akogun hani bir kelimenin değişmesinin dışında da şeyler vardı yani bu kadar net yani hani e, bir kelimenin değişmesi bile çok şey oluyor. Şimdi bir kere e, Akogun esas demek istediği siz sebeve yapacaksanız doğru koşulları sağlayın yani risklerin farkında olun buna hazırlıklı olun demeye çalışırken mesela Physicians dediği hekimler dediği hangi branşa ait hekimlerin olduğu anlaşılmadı. Immediately available derken hani ne demek istiyorsun? Hani çağrıldığında hemen gelsin mi demek istiyorsun? Hastanede mi olsun demek istiyorsun? O da anlaşılmadı. Ee, <laughs> SSV'de doğumlara eşlik edilmelidir derken hangi aşamasında eşlik edilmiş, edilmelidir? 2 santimle gelen gebeye mi eşlik edelim? Tam akın, tam açık ıkınırken mi eşlik edelim? Bunu da açıklamadı. Ayrıca bu kategori, bu aslında bir C kategorisi tavsiyeydi. Yani... E, çok da önemli bir e, yüksek de, güvenlikli bir kategori değil e, ama ona rağmen bu bu kadar geniş böyle bir domino etkisi yarattı. E, bir de diyor ki Akok yani ben bunu şunun için söyledim yani bütün çalışmalar hep büyük merkezlerde araştırma hastanelerinde herkesin hastanede olduğu yerlerde yapıldı. Böyle yerlerde ben size diyebiliyorum ki de güvenlidir ama küçük hastanelerde SSV'de güvenlidir diyebilecek yeterli veri elimde yok o yüzden bu tavsiyeyi sundum diyor Akok. Ama bu tavsiyeleri yüzünden e, birçok kadının SSV'de imkanına ulaşamaması sonucu doğdu. Sonunda 2010'da dedi ki e, bu bir ön koşul değildir yani bir kadına SSV'de yapmamasına e, yol açması doğru bir şey değil. Bir kadına sen ya sezeryan olacaksın ya ben seni bu hastaneye kabul etmiyorum demek gibi sezeryan olmaya zorlama gerekçesi yapılamaz diye çok üstüne basa basa söyledi. En son 2017'de dedi ki baktı olmuyor e, bu açıklamaları. SSV'de denemesi acil doğum yapılabilen her merkezde yapılabilir diyor. Yani birinci düzey kabul edilen temel obstetrik merkezlerinde yapılabilir. Yani bir hastanede Herhangi bir doğumda gerekirse acilen sezeryan yapabiliyorsan o zaman SSV'de de yapabilirsin. Başka bir koşul aramıyorum diyor. Ee, ama diyor evde doğum e, tehlikelidir. Evde doğumu kesinlikle kabul etmiyorum. En baştaki slaytımı hatırlarsanız e, sezeryanlı olmayan rahimde bile e, bir kadının istediği ve gerektiği anda sezeryana ulaşabildiği yerlerde yerlerdeki e, rüptür oranlarıyla... Ulaşamadığı yerdeki rüptür oranları arasında 10 kat fark vardı. Aynısını şimdi SSV'de güvenliğine uyarlarsanız eğer hastanede gerektiğinde NST bozukluğu vesaire olduğunda e, sezeryen yapabiliyorsanız SSV'de güvenli yapamıyorsanız evdeyseniz SSV'de güvenli değil. E, şimdi tabii şöyle bir şey var SSV'de hastanede SSV'de yapamıyoruz yapmıyoruz SSV'de yasağımız var denen yerlerde. Ee, peki planlı sezeryen yaptık tekrar ikinci gebeliğinde, üçüncü gebeliğinde akriyat oldu. Acaba bu kadının akriyatısına da müdahale edebilecek yerimiz var mı? Ya da e, bu kadın e, bu kadın değil trafik kazası geldi. Böyle bir durumda ameliyata alamıyor muyuz hastanemizde? Yani hazır değiliz diyoruz ama alabiliyoruz, elimizden geleni de yapıyoruz. Demek ki e, SSV'de yasaktır, bizde yapılmaz demenin çok bir anlamı yok. Şimdi bir kadına da siz SSVD'den vazgeçip e, sezeryan olacaksın ya da SSVD yapacağın başka bir yere git dediğimizde bu ne demek? Bu kadın ya uzun uzun mesafeler gidecek ya çok daha fazla ücret ödeyecek. E, bunu da yapmayan kadın da bu sefer e, sezeryanda olmak istemiyorsa bizim canımız istemiyor diye bu isteğinden vazgeçecek değil. O zaman evde doğurmayı kalkıyor e, ve bundan dolayı da esas SSVD Riski bence. Bizim SSV'de yapmayı kabul etmememizden e, başlıyor. Ee, SSV'de denemesin diye hani tamam, ben SSV'de yapmıyorum. SSV'de yapan yere git demek tabii ki e, herkesin her hekimin de hakkı bence. Ama tabii SSV'de yapılacak hiçbir yer olmayınca e, yani biz hekimlerde bazen e, istemiyoruz. Yani kadının bizimle SSV'de yapmasını istemiyoruz. O zaman da tabii baskı kurmaya başlıyoruz. Akok bunu ne kadar yapma dese de hani pratikte bunu çok görüyoruz. Ve gerçekten hani hiç hoş olmayan cümleler, tavırlarla karşılaşıyoruz. Şimdi mesela yani bu cümleleri ben Amerikan yazılarından aldım. Mesela illa bebeği mi doğurmak istiyorsun yoksa eve canlı bir bebek mi götürmek istiyorsun? SSV'de yaparsan vajenin yırtılır, evliliğin biter buna değer mi? Zaten üstten kesilmişsin bir de alt tarafını parçalatacaksın. Çok saçma bir şey düşünüyorsun sonra bebeğin ölecek ve suçlusu sen olacaksın. 38 haftayı geçersen ve doğum başlarsa rahmin kesinlikle yırtılır. Sana bir rüptür resmi göstereyim de sen öyle bir karar ver. Şimdi bu tarz cümleleri hastalara söylediğimiz zaman o zaman bizim de e, hastaların gözünde ne güvenilirliğimiz kalıyor ne e, yani büyük de bir saygısızlık e, yani şu durumda kalıyoruz sesle ve de yapılan koşullar yaratılmadığı zaman da hani bunları da yapmamak lazım e, diye düşünüyorum. Bu tarz ta yaklaşımların AKO kesinlikle kabul edilemeyeceğini tekrar tekrar vurguluyor ama pratikte tabii ki çok zor. Şimdi ben şunlara da bir değinerek e, bitirmek istiyorum şeyi e, sunumumu. Şimdi SSVD için uygun koşullar yaratılsın diyoruz. Şimdi bu SSV'de için uygun koşulları yarattığımız zaman biz aslında SSV'de yapma sayısını arttırmıyoruz. Biz aslında e, vajinal doğum için ya da anne bebek sağlığı için uygun koşulları yaratmış oluyoruz. E, sezeryen oranlarını düşürmüş oluyoruz. Anne bebek ölümlerini azaltmış oluyoruz. Yüksek sezeryen oranı sonucunda oluşan sezeryanlı gebe popülasyonu sağlığı için gerekli koşulları yaratmış oluyoruz. Bu ne demek Şimdi SSVD için uygun koşullar yaratmak demek, e, rüptürü tanıyabilmek için gebeyi yoğun bir şekilde izleyebileceğimiz bir ortam demek. Rüptürün oluşma ihtimalini azaltmak için mümkün olduğunca spontan ve doğal bir doğum seyri, seyri için çaba göstermek, çok gerekmedikçe tıbbi müdahaleleri, indiksiyon vesaireyi uygulamamak demek. Rüptür şüphesi ya da tespitinde hızlı bir şekilde ameliyat yapabilme koşullarımızın olması gerek. Ciddi kanama durumlarda anneye ihtiyaç duyduğu ileri düzeyde tedavinin yapılabileceği imkanların sunulabilmesi demek. İlla bizim olduğumuz yerde olması gerekmiyor ama oraya nasıl sevk edeceğimiz veya o uzmanı nasıl getirtebileceğimiz, kanı nasıl getirtebileceğimiz konularında bir organizasyonun olması demek. Şimdi bunları SSVD için yapıldığını e, düşünmeyin. Her doğumda böyle yapsak her doğum daha güvenli olmaz mı? Dolayısıyla bir dekolmanda, bir kordon sarkmasında, bir vajinal lacerasyonda vesaire de bunlar önemli şeyler. Dolayısıyla SSVD için uygun koşullar yaratmak demek doğumun uygun koşullar içinde olması demek. Yeterli sayı ve donanımda ebe olması lazım SSVD doğması için. Bu hem SSVD için hem vajinal doğum için. Şimdi hep malpraksis ve hekime yönelik şiddet bizim en büyük korkularımızdan biri. Zaten hani ee, şimdi SSV'de de rüptür yaşadık ya da yaşamadan da olsa bir olumsuzluk yaşadık. Böyle bir durumda işte bize dava açılır, bize yönelik şiddet olur korkumuz var. E bu sadece SSV'de de değil ki tüm doğumlarda da var. Açıkçası ben SSV'de gebelerini ilk doğum gebelerinden daha fazla sevmemin bir sebebi bu. Çünkü SSV'de gebeleriyle açık açık şunu konuşabiliyorsun. Bak e, daha rahimde bir e, yara izin var. Bu yara izinden yırtık olabilir. Bunun sonuçlarında da bebeği de kaybedebiliriz. Senin rahmini de kaybedebilirsin diye riskleri açık açık konuşabiliyoruz. Oysa ki e, ilk doğumda bunları konuşamıyorsunuz. E, ve hani bu olasılıklar o ilk doğumda da olduğu halde e, bunlar yaşandığı zaman bunlar davayla ve hekime yönelik şiddetle daha fazla e, karşılaşılabiliyor. Şimdi biz eğer malpraksis kavramını netleştirirsek ve hekime yönelik şiddet sorunumuzu çözersek e, sadece SSV'de doğumlarda değil ilk doğumlarda da makat geliş doğumlarda da her türlü aslında tıbbi şeylerde de hekimin daha rahat çalışması için imkanları sunmuş oluruz. Pardon. E, SSV'de için uygun koşulları yaratmak demek primer se e, sezaryen oranında genel olarak düşürmek demektir. Bunu nasıl düşürür? Şöyle bakalım. 2010 yıl 16 yılında o zaman eski slaytılmış bu biraz daha e, sayılar düşük. Şimdi sezeryan oranı %53'tü o zaman. Şu anda %63 oldu diye biliyorum. Bu yarı yarıya diyelim yuvarlayalım rakamları. Doğumlarımızın yarısı vajinal yarısı sezeryan. Sezeryanlarımızın yarısı primer sezeryan yarısı da mükerrer sezeryan. Eğer biz SSVD için gerekli koşulları yaratırsak bu tekrar sezeryan olan annelerin bir kısmı e, vajinal doğuma kayarsa ayrıca SSVD için uygun koşulları yarattığımız için aslında vajinal doğumlar için de uygun koşulları yarattığımız için bu primer sezeryen olan e, annelerin de bir kısmı vajinal doğum tarafına kayarsa o zaman direkt se sezeryen sayımız oranımız düşer. Vajinal doğum oranımız artar. E, bunu anlattığım yer burası anne bebek ölümlerini de azaltmak demektir. Hani SSV'de yap olursan e, bir sürü şey olur e, ölürsün vesaire diyoruz ama aslında SSV'de için uygun koşulları yaratırsak SSV'de oranını arttırırsak o zaman tekrar tekrar sezaryen olan annelerin sayısını azaltıyoruz demektir. Bu da presenta, previa, akriata, perkriata vakalarının görülme oranını azaltacaktır. Çünkü esas anne kaybını biz onlarda yaşıyoruz. Aslında şunu da düşünebilirsiniz. Şimdi e, kaç tane gebe size sezeryan olmuş haliyle e, bir akriyata olarak başvuruyor? Çok düşük. Ay, şimdi bu riskleri niye abartıyorsun? Akriyata o kadar az görülüyor ki diyeceksiniz. E, daha önce size göstermiştim. Akriyata görülme olasılığıyla SSVD denemesinde rüptür görülme olasılığı birbirinin tamamen aynısı. Yani bir sezeryanlı annenin SSV'de denemesinde rüptür olma ihtimaliyle iki sezeryanlı annenin akriyato olma ihtimali tamamen birbirine aynı. Eğer akriyatayı az görüyorsanız o zaman e, SSV'de rüptürünün de az bir risk olduğunu düşünmeniz gerekir. Tersten bakarsak da eğer rüptür riskini SSV'de denemesinde çok yüksek görüyorsanız o zaman akriyata riskini de e, unutmamanız gerekir. Peki, Evet genel olarak söylersek de SSV'de için uygun koşulları yaratmak demek daha kaliteli doğum yardımı vermek demektir. Kadının e, tercihlerinin saygı gördüğü e, kanıta dayalı tıbba göre doğru bir şekilde yaklaştığımız doğum yardımını yapmamız demektir diye düşünüyorum. Benim için SSV'de bu nedenle çok önemli. Evet Aslı'cığım soruları e, alabilirim. Ya da katkılarınızı tartışma bölümüne bence geçebiliriz diye düşünüyorum. Evet, teşekkürler. Ağzına sağlık sevgili Semra. Hı -hı. E, dinleyiciler arasında ebeler de var. E, asistan Hı -hı. arkadaşlarımız var, uzmanlar var. O yüzden birkaç önemli noktayı tekrar e, hem altını çizmek istiyorum... ...bir de e, soru da geldi e, bununla Hı -hı. alakalı. Bir... E, Sezaryen sonrası geçen süre kısa olursa dedin. Bu süre tam olarak ne? E, gebeler bize hep hani iki yıl gibi bir şey öğrenmişler. Evet. E, güvenli CSE'de evet. için geçmesi gereken bir minimum süre var mı? Şimdi bütün bu faktörler için e, guideline'larda hepsi ayrıntılı bir şekilde yazıyor. E, ben size hani buradaki sorulara da bakarak e, cevap vereyim. Şimdi iki doğum arasındaki sürenin 18 aydan daha kısa olması durumunda rüptür riskinin arttığına dair bir iki çalışma var. Rüptür riskinin değişmediğine dair de birkaç çalışma var. Sonuç itibariyle e, konsensus o bahsettiğim büyük konsensusta elde edilen sonuç varılan sonuç şu. E, i̇ki doğum arasındaki sürenin aslında hiçbir önemi yok SSV'de riskleri açısından. Ancak bazı çalışmalarda riski arttırdığı gösterildiği için e, çok bu veriye güvenmesek de yani iki doğum arası süre çok da kısa olmasın deniyor. E, i̇ki doğum arasındaki sürenin 18 aydan kısa olması demek kadının ilk doğum yani doğumdan sonra 9 ay içerisinde tekrar hamile kalması demek. Buradaki esas sorunumuz e, bu ikinci gebeliğin bu kadar kısa aralıklarla olması dolayısıyla prematüreite ile sonuçlanması daha yüksek bir olasılık. Dolayısıyla biz genel olarak bir kadının herhangi bir doğum şeklinden sonra bir sene hamile kalmasını istemiyoruz. Ve bunu önermiyoruz. Ama bunun rüptür riskiyle çok büyük bir alakası yok. Ama senin de dediğin gibi halk arasında bu şöyle anlaşılıyor. Yani sanki arada iki seneden bir ay daha azsa kesin rüptür olacak. İki seneyi bir ay geçtiyse rüptür olmayacak ya da işte 5 sene oldu rüptür olmaz 10 sene oldu rüptür olmaz gibi bir anlayış var. Halbuki burada da anne yaşı artıyor ve anne yaşının artması esas rüptür riskini arttıran bir faktör ispatlı olarak. O yüzden aradaki sürenin çok bir önemi yok. Ancak benim pratikte gördüğüm hani SSV'de yapmak istemeyen e, bazı hekimlerin hani arada 5 sene yok o yüzden SSV'de yapamazsın diye bunu bir reddetme gerek gerekçesi yapması benim 16 ay arayla yapılmış sesevetelem var hem de iki sesevete dedi yanlış hatırlamıyorsam. E, oluyor e, rüptür riskinin biraz daha arttığını bilerek tabii ki. Burada ultrasonla e, insizyon Hı -hı. hattını ölçmek pratikte işe yarayan bir şey mi yoksa bizi yanıltır mı gereksiz bir güven sağlar mı? <laughs> Şöyle ultrasonda e, kalınlığı ölçme meselesinde Onda da şöyle bir şey var. Kalınlık arttıkça rüptür görünme olasılığı elbette e, azalıyor. E, ancak hani şu kalınlıktan aşağısı riski arttıran arttırır denebilecek bir katof değerini oluşturamamışlar. Dolayısıyla e, deniyor ki hani az dar o şey olması ay kusura bakmayın dilimden diyor bugün artık. E, ultrasonda ölçülen ön segment kalınlığının 2 milimin altında olması Evet riski bir miktar arttıran bir durum ama e, daha şeydir incedir o yüzden SSV'de yapamazsın kesin rüptür olunacak olacak diye bir şey söz konusu değil. Öyle bir e, şey yok yani bilgi Hı -hı. yok ben hiç bakmıyorum. Bu arada şöyle de bir şey düşünüyorum e, yani benim gördüğüm en kötü rüptürde e, rahim ön duvarı şöyle bir kalınlıktaydı. Ee, ve bir sürü damar vardı ve rüptür olduğunda damarlardan kanamıştı. Dolayısıyla sanki ince olduğunda bir tül inceliğinde olursa yırtılırsa hani kanama olmaz da sessiz rüptür olur. En azından rüptür olsa bile ciddi sonuçları olmaz diye benim kendi görüşüm bu. O yüzden durum bu. Evet. Ee, eskiden e tam açık bile olsa eski seksiyoysa koştur koştur ameliyathaneye koşuyorduk. Ama e, bugün için biliyoruz ki aslında hı hı. E, latent fazı geçmişse değil mi e, belli bir santimi aşmışsa rüptür riski oldukça azalmış durumda. Genç meslektaşlarımız açısından Or sorayım. Tam açıktan sezaryana almaktansa tam açık bir eski seksörü doğurtmak daha güvenli değil midir? Evet. Onu da şöyle açıklayayım iki şey var burada birincisi e, hani rüptür risk şey başarı ihtimalinden olan bir e, slide hazırlamıştım ya şimdi nasıl başarı ihtimalini artıran faktörler içerisinde normal doğum yapmış olmak var. Aynı şekilde rüptür riskini azaltan faktörlerin içerisinde de hastaneye geldiğindeki yatıştaki açıklığın 4 santimin ve üzerinde olması diye bir e, madde var. Şimdi o maddeyi şöyle yorumlamak lazım. Yani kadının doğumun başlıyor galiba dediğinde çok da fark etmeden aktif faza geçmiş olması, yani 4-4 geçmiş olması, rüptür olması açısından riski azaltan önemli bir faktör. E, bunu ama yine bizim gebelerimiz yanlış yorumluyorlar, diyorlar ki e, ben bekleyeyim evde 4 santimin üzerine geçeyim, öyle geçeyim hastaneye, hatta tam açığa kadar bekleyeyim. Ondan sonra hastaneye gideyim beni sezeryana almasını. Şimdi buradaki sorun şu: rüptür görülme e, olasılıklarını zamanlarını doğumun hangi aşamasında diye bakarsak şöyle bir şey var. Görülen rüptürlerin yüzde beşi ilk 4 santime kadar olan zamanda geçiyor, yüzde yirmi 25'i 4-5 santimde gerçekleşiyor, yüzde yirmi 25'i altı ila 10 santim arasında gerçekleşiyor. %25'i de tam açık kınma fazında yani ikinci evrede gerçekleşiyor. Dolayısıyla e, sezeryanlı bir gebe karşınıza tam açık olarak geldiğinde olan rüptür riskinin ki bu %0.5 olan rüptür riskinin %75'i aşılmış oluyor. Yani tam açıktan sonra rüptür olma ihtimali artık %0.5'in de %0.25'i. Dolayısıyla çok çok düşük. O yüzden tam açık bir gebeyi Sezeryanı almak rüptür riski açısından e, çok mantıksız bir durum oluyor. Evet. Bu soruyu aslında sunmuştun ama tekrar bir hatırlatmak amacıyla sormuş olayım. SSVD için daha önceki sezeryan indikasyonu önemli mi? Elbette örneğin bir e, pelvik e, darlık varsa ya da kadının bir muayene problemi varsa, anatomik bir sorunu varsa ama daha önceki bir fetal distres nedeniyle alındıysa o bir ekstra e, sorun ya da risk kabul edilmiyor. E, servikal olgunlaşma için propes... Bunun guideline'lardaki olan şekliyle Hı -hı. E, kullanıyorum. Ondan önce e, bu demek ki sezeryan indikasyonu için bir şey söylemek isterim. Şimdi eğer daha önceki sezeryanın sebebi makat gelişse bu durumda e, SSV'de başarı oranı çok artıyor ve rüptür riski çok düşük. Hani Buna göre de araştırılmış şeyler var. Genel olarak şöyle yani e, doğumun mekaniğiyle ilgili olan sorunlar dışındaki sorunlarla yapılan sezeryanlarda daha sonraki SSV'de e, rüptür riski daha yüksek. Yani bebek pozisyonu gibi anne isteği gibi sebeplerle sezeryan yapıldıysa bu SSV'de için çok büyük bir avantaj. Ancak eğer ilk doğumunda tam açık oldu, iyice baş indi, biz vakum bile uygulamaya çalıştık, olmadı, çocuk doğmadı, sezeryana geçtik. Şimdi burada ikinci doğumunda bu şekilde bir şekilde ilerlememe olasılığı çok yüksek. O zaman da zorlanma arttığı için SSV'de de rüptür riski artacak demektir. O yüzden onlarda risk daha yüksek oluyor. Propes sorusuna gelince de ben Propes kullanıyorum. Ee, şeyde de Propes ve e, Simpitan'la indiksiyonun da oranları var guideline'larda. yüzde e, %0.5 olan oranı e, %1'e, %1.1'e çıkartıyor herhangi bir sebeple indiksiyon yapmak. E, Propes ve Simpitan arasında Bishop skoruna uygun kullanılması şartıyla hiçbir değişiklik yok. Yani doğum başlatılabilir ama yüzde 0.5 riski yüzde 1'e çıkarttığını unutmamak lazım. Başka risk faktörleri de varsa indüksiyondan uzaklaşıp belki direkt sezeryana karar vermek daha iyi olabilir. Peki kaç haftaya kadar bekliyorsun kendi pratiğinde? 42 haftaya kadar bekliyor musunuz diye sormuş bir dinleyicimiz. Ee, şimdi dün demiştik ya bir SSV'den vardı o doğum e 42 artı 1'de gerçekleşti SSV'de doğum. Şimdi o gebem tabii ki herhangi bir şekilde indiksiyonu vesaireyi kabul etmeyen bir gebemdi. Günlük kontrollerle bekledik vesaire. Ee, ama normalde de ben 42 haftaya kadar bitmesine kadar bekliyorum. Ancak 40 haftaya geçmenin risklerini kabul etmeyen ya da 40 hafta sonrası suyunda azalma, NST'sinde bozulma, hareketlerde azalma gibi bir şey olması durumunda indiksiyon hani, yapmamız gerekiyor. Yapmamız gerektiği zaman da hastayla şunu konuşmamız lazım. Bak şimdi beklemenin riskleri çok yüksek oldu. Biz ya doğumu indüksiyonla başlatacağız e, ya da direkt sezeryen yapacağız. Şimdi direkt sezeryen yapmanın da riskleri var. E, i̇ndüksiyonla yapmanın da rüptürü arttıracak e, riskleri var. Dolayısıyla hastayla birlikte karar veriyorum. E, ve şeyde de guideline'larda da bu şekilde hastayı açıklayın. Ee, ve ona göre karar verin diyor. Bu arada 40 hafta üzeri beklemenin e, slaytlarda da vardı. İntrauterin eks riskini e, bir miktar arttırdığı biliniyor. Dolayısıyla 40 hafta üzerinde biz introin eksten korkuyoruz. Aslında sezeryanlı kadının 40 hafta üzerindeki bu riski de azıcık daha fazla. Bunu da aslında gebeye anlatmak durumundayız. Ee, Özel bir onan riski... formun var mı SSV'de gebeleri için? Ayrıca bir e, formunda bir paragrafta SSV'den risklerine ayrılmış durumda e, onu imzalamaları benim için yeterli oluyor e, benim ama Ayrıca bir e, svd e, ile ilgili bir YouTube videom var ...SSVD ile ilgili bu açıklamaları yaptığım bir videom var e, ben Gebelerime o videonun linkini gönderiyorum WhatsApp'tan e, kendim açıklıyorum onam formu e, niteliğinde SSV'den risklerini avantajlarını ayrıca o videoyu da gönderiyorum ve onu izlemiş olmalarını onu önermiş olmamı ben yeterince onam olarak kabul ediyorum e, bu şekilde yapıyorum. İlginç bir soru hiç aklıma gelmemişti retrovert uterus varlığında SSV'de başarısı azalır mı? Yani böyle bir şeye ben hani guideline'larda vesaire rastlamadım. Ancak retrovert, uterus, ya yani herhangi bir şeyde biz e, sezeryanlı olduğunu unutun, normal doğum e, başarı şansını arttırır mı, azaltır mı diye düşünmemiz lazım. Hani bence retrovert bir uterus, e, full term gebe bir e, rahimde zaten hani orta hatta tekrar geleceği için ...bence herhangi bir başarı riskini, şansını azaltmaz diye düşünüyorum. Evet, güzel, değişik bir soruydu. Bu sorunun aslında cevabını verdin. Tekrar bir okumak istiyorum. SSV'de yapılmaya başladığı günden bugüne kadar... ...Türkiye ve dünya özelinde sezaryen doğumların... ...global olarak azaldığını düşünüyor musunuz? Zaten bunun özellikle sigorta şirketlerinin ekonomik anlamda ne yapalım da masrafı azaltalımdan yola çıktığını e, aslında uzun uzun anlatmıştın. E, burada tabi her gebe biricik, her doğum bir... yani biricik. Yani oranının e, çok arttı. Yüzde ondan yüzde otuzlara arttı dönemde. Sezeryan oranında hem primer hem total sezeryan oranında azaldığına dair şey verileri var. Amerika'daki veriler bunlar. Orada var. Genel olarak azaltıyor tabii ki. Ama hani bizde de sezeryen oranı zaten hani 2-3 yıl içerisinde 53ten şu anda yaptığımız benim ve birkaç daha SSV'de kabul eden doktorun yaptığı birkaç SSV'de ile herhangi bir oranın değişmesi tabii ki mümkün değil. Aslında söylediğin bir şey çok önemli. Herhangi bir vajinal doğumun sağlıklı sonuçlanabileceği bir ortam. Maalesef ki şu an ülkemizde birçok ilçe devlet hastanesi hatta il devlet hastanesinde bile iyicap usulü çalışılan e, ...klinikler var, anestezi olsun, kadın doğum hekimi olsun, özel hastanelerde sürekli bulunan bir kadın doğum uzmanı yok... ...ve bu normal bir vajinal doğum için de risk öyle değil mi? Çünkü her an bir kordon sarkması olabilir, her an bir ablasyo olabilir, her an bir fetal distres olabilir... ...ve bizim her doğumu 5 dakika içerisinde sezeryana alabiliyor olmamız lazım... Ee, ama nedense e, multipar bir gebede ya da primi gravit bir gebede bunu çok önemsemiyoruz da sanki SSVD'yi asla yapamayız, ortam müsait değil deyip e, gebeyi reddediyoruz. Dolayısıyla aslında e, sağlık kanunu koyucuların tüm doğumlarımızı güvenli hale getirmesi ameliyathane ve ekip anlamında e, gerekiyor. Almanya'dan bir dinleyicimiz teşekkür etmiş. Aslıcığım evet. o konuda da bir şey söylemek istiyorum. Hı -hı. Ee, şimdi hani çoğumuz ev doğumlarına son derece karşı kesinlikle olmaz, çok riskli vesaire diyoruz. Şimdi düşünelim ev doğumunda bir sıkıntı yaşadık, hastaneye geldik, hastayı ameliyata aldık vesaire. En ideal koşullarda bile bu sürenin hani 40 dakika olabileceğini düşünebiliriz. Yani ebe kontrolünde yapılan bir ev doğumundan sezeryan kesisine kadar olacak süre yaklaşık 40 dakikaysa çok süper bir süredir. Şimdi benim İnegöl'de e, özel hastanede çalıştığım dönemde gece e, doğumhanedeki doğumda da benim e, karar verdiğimden bebeğin çıkmasına kadar geçecek süre en az 40-50 dakikaydı. Dolayısıyla yani hastanede yaptığımız o koşullarda yaptığımız doğumların ev doğumlarından benim gözümde hiçbir farkı yok. Eğer biz kadın doğumcu olarak kadınların evde doğum yapmayın te tehlikeli diyorsak, aslında gece koşullarında acil sezaryen alamayacağımız SSV'de olmasa da her doğumu bizim ev doğumu gibi kabul etmemiz ve buna karşı çıkmamız lazım. Ama maalesef bu konuda hani pek sesimizi çıkartamıyoruz. Ama konu SSV'de olunca kesinlikle olmaz, yapılamaz e, diye evet. söyleyebiliyoruz maalesef. İkiz SSV'de oranınız nasıl demiş? İkiz ikiz olunca SSV'den kaçınıyor musunuz gibi algılıyorum bu soruyu. Eee hmm. Ee, şöyle yani ge geçen sene değil 2022'nin Kasım'ındaydı sanırım bir ikiz e, SSV'de yaptık bunun e, ilk bebek hatta makat gelişti e, SSV'deydi yani böyle her şey <laughs> üst üste gelmişti. Mesela bu kadının hem ilk doğumu vajinal doğumdu ikinci doğumu bir sebeple sezeryan olmuştu e, bu sefer de e, kesinlikle yani tek bebek olsa da makat geliş olsa doğurmak istiyordu. İkiz gebeklikti. O da doğurdu. Hiçbir sorun olmadı. Bebekler iki e, dokuz falandı. E, 36 haftada. Çok güzel bir doğum oldu. Hani çok böyle defalarca vajinal ikiz doğum yaptıran biri değilim. E, ama olursa SSVD olmasının da bir engeli yok. Yani benim Hı. açımdan da, yani benim yaptırıp yaptırmamam da önemli değil. İkiz doğum SSVD için ne riski arttıran bir faktör ne başarıyı azaltan bir faktör. Sezaryen sonrası makat doğumda riskler Vertex doğuma göre artıyor mu? Bunu da yine normal hiç sezaryen olmamış kişiyle aynı düşünebiliriz herhalde. Ee, bir meslektaşımız başından geçen bir olayı sana danışmak istiyor. 5 ee, santim açıklığı vardı. 2 SSVD denemesi ee, parsiyel olarak sadece uterusun peritonu tutuyordu. Ben hasta çok ajite olduğu için... Sezeryan yapmıştım. Bu gebe doğurabilir miydi? Merak ettim ee, diye sormuş. Şimdi tabii balcılık <laughs> yapamayız ama. Yani aynen onu bilemeyiz ama şöyle bir şey var. Benim hani SSV'de doğumlarda bazen şunu fark ediyorum. Rahim ağzı açıklığı mesela 3-4 santimi çok fazla geçmiyor güçlü kuvvetli kasılmalara göre. Ve daha önemlisi mesela doğum başlamadan önce bile öne doğru gelmiş olan serviks doğumun e, ilerleyen güçlü kasılmaların olduğu dönemde böyle arkaya doğru açılıyor. Yani sanki ben şöyle yorumluyorum. E, hani rahim kasılmaları sırasında arkadan intakt olan uterus duvarı serviksi arkaya doğru çekiyor ama öndeki zayıf bölgeden hani e, peritonun tuttuğu bölgeden diyelim yeterli çekemediği için serviks açıklığını öne doğru yapamıyor diye yorumluyorum ben. Ee, şimdi sadece periton tutuyorsa yani belki o peritonun üzerinden de çekip rahim ağzını açıp bebeği ittirebilir. Belki de o sırada peritondan yırtılabilir. Belki de sadece ilerlemeyen eylemden yine sezeryen gerekebilirdi. Hani onu çok bilemeyebiliriz. Ama böyle bir şey gözlemliyorum. Yani o, o sebeple ilerlemeyen eylemden sezeryen yaptığımda Ön duvarın çok ince olduğunu gördüğüm birkaç vakı oldu. Sezaryen tarihi verdiniz. O gün NST'de aktif, düzenli ama gebenin hissetmediği kontraksiyonlar var. Tuşeniz kapalı. Sezaryen'e aldınız ve e, prevüptür olduğunu fark ettiniz. İyi ki sezaryen yapmışım diyor musunuz? <laughs> ee, şöyle yani e, se sezaryen tarihi verdiysek zaten doğum başladıysa ne mutlu o bebek için diyoruz. Çünkü doğum başlayınca ya sezeryan yapmak zaten çok daha iyidir. Yani sezeryan e, gerek yani sebebi verdiysek, tarihi verdiysek zaten sezeryan gerektiğini düşünmüşüzdür. Normal doğum yapmasının uygun olmadığını düşünmüşüzdür. Ama şu işte e, bu zar altında bebeği gördüğümüzde iyi ki sezeryen yapmışım diyordum eskiden. Sonra şöyle bir şey düşündüm. SSV'de denemesi yapıp e, başarılı SSV'de yapan annelerin e, o, o kadınlara SSV'de yapmasaydık da planlı sezeryen yapsaydık acaba rahim ön duvarlarını ne kadar ince görürdük bilmiyoruz. Yani bu kadar incecik zar gibi olmuş e, sıkarının sıkarı e, skarıyla birlikte ka kaç kadın SSV'de yaptı yapmadı bunu görme şansımız yok. Çünkü e, sezeryen yapmadık o vakalara. Dolayısıyla Hani bu kadın rüptür olurdu demek bence çok doğru bir cümle değil e, diye düşünüyorum. Ayrıca demin de dediğim gibi ben kalın bölgeden daha fazla korkuyorum. Çünkü orada çok kötü kanıyor. Yani o rüptür çok kötü kanamalıydı. E, ama incecik rüptürlerde e, bir şey olmuyor ki kanamıyor etmiyor oradan. Plasenta da o bölgede değilse hiçbir sorun olmuyor. O yüzden ince e, duvar daha iyidir <laughs> Intrauterine ex fetus hastalarda ne düşünüyorsunuz demiş. E zaten bunlar da e, uygun saytotek dozuyla vajinal doğumu öneriyoruz ve e, hani ölü bebek için sezaryen hakkını kullanma gibi belki anne açısından üzücü bir cümle ama e, mümkün mertebe. o ölü bebeği doğurması da SSV'de kabul edildiği için evet. normal doğum yapmış olarak bir sonraki gebeliğinde Ruptür oranını düşürüyor ve başarılı oluyor. Oranını çok yükseltiyor. O yüzden normal bir orada, olması daha e, iyidir. Tek e, uyaracağım nokta, saytotek dozunun e, canlı e, gebeliğe göre daha düşük ya da pardon geçirilmiş sezaryanı olmayan gebeye göre daha düşük olması. Bu arada ee, orada da şöyle yazıyor Aslı, e, guideline'da. Yani gerekirse normalde vajin şeyde e, canlı bebekte SSV'de de Cytotec kullanmıyoruz ama e, introterin eksi de kullanabiliriz. Çünkü bebek öldüğü zaman bizim SSV'de için zaten riskimiz bebek içindi. O gerçekleşeceği evet. için hani eee de kullanılabilir. En kötü ama hani rüptür olduğunda anne açısından riskler konusunda da uyanık olmak gerekir. Evet. Dediğim gibi normal doğurması çok daha iyidir o kadının sonraki gebelikleri açısından. Evet, e, Almanya'dan katılan katılımcımız e, PDA için en uygun açıklık kaç santim demiş. Bildiğim kadarıyla PDA epidural epidural Hı -hı. olarak onlar kısaltıyor. Hı -hı. E, kullanıyor musun? Epidural e, anestezi öneriyor musun? Şöyle, e, epidural anestezi yapılan SSVD denemelerinde rüptür riski daha yüksek. Ama bence bunun gerekçesi şu. Yani bir doğum rahatlıkla başlayıp rahatlıkla ilerliyorsa yani su gibi akıyorsa diyoruz ya. Böyle bir doğumda epidural ihtiyacımız olmuyor. Böyle bir doğumda rüptür riski daha az oluyor. Eğer epidural ihtiyacımız varsa bu şu demek doğum rahatlıkla ilerlemiyor. Bir şekilde e, bebeğin kanalda ilerlemesinde de zorluk var. Bu da ağrıya yol açıyor demek. Aynı zorluk yani Epidural gerektiren ağrı yapan zorluk bizim rüptür riskimizi de arttıran bir faktör. O yüzden bence epidural yapılmış SSV'de denemelerinde rüptür riski daha yüksek. Ancak epidural anestezi kesinlikle e, SSV'de rüptürün tanısını geciktirmiyor e, veya maskelemiyor. Çünkü ağrıyla SSV'de tanısı konma şeysi çok düşük. E, biz ruptür tanısını NST ile konuyoruz, koyuyoruz. Hatta epidural yapılmış gebelerimiz e, daha çok epiduralden sonra 1 iki saat uyuyorlar zaten ve uyurlarken de NST'ye sürekli bağlı oluyorlar. Dolayısıyla daha rahat e, şey yaparız. Şimdi sorumuz ne epidural için en uygun açıklık kaç santim diye. E, yani bizim 1 santimde de yaptığımız epidural oluyor çünkü bazen doğum o kadar aktif oluyor ama rahim ağzı açılmıyor ki. Ağrımız çok oluyor o zaman epidural yapıyoruz. Bazen de tam açıkken epidural yapıyoruz. Çünkü o zamana kadar gerekmiyor. O zaman gerekiyor. Dolayısıyla hani öyle bir uygun açıklık diye yok. Perine masajı yaptırıyor musunuz diye sorulmuş. Ben bununla bağlantılı olarak e, şunu da sormak istiyorum. SSV'de için başvuran gebelerine doğum hazırlık eğitimi şartı koşuyor musun? Ya da herhangi bir vajinal doğum Hastasından gebesinden farklı bir hazırlık, farklı bir e, ne diyeyim destek programı ayarlıyor musunuz? Özel Şimdi, ebe olsun, dula olsun. E, ben muayenehaneye geçtikten sonra artık e, benim doğum hazırlık eğitimlerimden almamış ve yanında özel ebesi olmayan e, gebelerin doğumlarını yaptırmıyorum. Yani ön koşulum bu. Benim eğitimlerim dediğimde bir video hazırladım Bir 6 saatlik Bir eğitim videosu hazırladım Peşine de dulamla Bir görüşme yapıyorlar Toplam 10 saat süren bir doğuma hazırlık eğitimi alıyorlar Burada perine masajı da Anlatılıyor ve uygulamalarını da istiyoruz SSV'de gebelerinde Ek olarak belki hani Bir doğum psikoloğuyla görüşmelerini de Tavsiye ediyorum Ama uyuyor mu, uyuyorlar mı derseniz Yani pek uyan olmuyor açıkçası ama e, ilk doğumuyla e, bir kavgası olan gebenin SSV'de başarı oranı düşüyor. Travmaları canlanıyor doğum sırasında. Yani e, tam o doğumu geride bırakıp bu doğumda ne yapacağım diye bakan gebe en rahat SSV'de gebesi oluyor. Özellikle de ya ben bir denemek istiyorum. Olursa ne güzel olur. Olmuyorsa da tabii ki sezeryen yaparız diyen gebeler en rahat doğuruyor. Ben kesinlikle normal doğuracağım canım. Sezaryen olmayacağım. Doğurabilirim ben. Göstereceğim herkese. Diyenler de sorun çıkıyor. Genelde 5 tane sayıyorlar. Gözlemim bu. Geçirilmiş sezaryen sayısında bir sınırınız var mı? Şöyle, şimdi kedilerin sayı sayma şeklini bilir misiniz biraz ters bir yerden gireyim? Onlar bir şeyi sayarken bir, iki ve çok derler. Ee, biraz SSV'de riskinde de öyle bir şey var. Birinci sezeryanın risklerini biliyoruz. Hep konuştuğumuz bir sezeryanlı gebe için. İki sezeryanlı da bu, bu risklerin biraz arttığını biliyoruz. Üç sezeryanlı da biraz daha artıyor. Ancak e, yani iki, üç ve daha fazla sezeryanın olmasının aslında hani çok büyük bir farkı yok. Bunda şöyle bir şey var. Guideline'lerde öyle yazıyor. Şimdi bir kadının 4 SSV'de yapması için genelde çok çocuklu bir ailenin isteği olması lazım. Onlarda da genelde normal doğum öyküsü var. Yani kadın iki kere normal doğum yapıyor, iki kere sezeryen oluyor, iki kere daha normal doğum yapıyor, sonra iki kere daha sezeryen oluyor. Karşınıza 7. gebelik 4 sezeryanlı olarak çıkıyor ama şimdi bunu nasıl değerlendireceksin? Yani hiç sezeryan olmamış hep böyle planlı sezeryanlarla gitmiş bir altı sezeryanlıyla bir de iki doğum olmuş onuncu gebeliği olan altı sezeryanlar arasında çok büyük fark var ve bunların sayısı öyle araştırma yapacak kadar çok değil. Dolayısıyla hani riski ne kadar arttırır bilemiyoruz. O yüzden kedi örneğini verdim. Hani bir iki çok yani bir sezeryandan daha riskli iki sezeryan, üç sezeryanlı ikiye göre daha riskli ama hani daha da artınca daha da riskli olur diye bir şey Söz konusu değil. Ee, benim şimdiye kadar denediğim en yüksek sezeryan sayısı 4 SSV'deydi. Ee, 4 kere planlı sezeryan olmuş bir annemizin. Ee, denedik olmadı sezeryana döndük. Ee, ama geçen sene 2 kere 3 SSV'de yaptırdık. Yani 3 sezeryanlı başvuran iki geben vardı. İkisi de SSV'de yaptılar. Evet. Bir meslektaşımız da demiş ki her yaptırdığım SSV'de sonrası halas eldiveni giyerek skar hattını kontrol ediyorum. İnce zar gibi olduğunu hissettiğim çok oldu. Kendi kendime kolaylıkla rüptür olmuyor diye düşündüm. Sunumuz için teşekkür ederim demiş. Ee, Şimdi bu e karşılaştığınız rüptürleriniz kaç sezaryen sonrası oldu demiş. Ben o zaman bir öncesini söyleyeyim. Rüptürle karşılaştın mı? <laughs> e, kendini nasıl hissettin? <laughs> Öyle söyleyeyim. E, yani hani ilerlemeyen eylemden dolayı e, veya işte vakum takmak yerine e, sezaryen alayım daha iyi diyerek eee aldım aldığım ve ağ rüptür varmış dediğim çok oldu. Onların sayılarını tutmadım bilmiyorum. Hani e, beni etkileyen bir kötülük durum var. E, o iki sezeryan sonrasıydı. Üç dört sene oluyor sanırım. E, o da daha doğum başlayıp da hastaneye geldiğinde rüptür gerçekleşti. Daha yatış işlemleri yapılmak üzereyken. E, iki sezeryanlıydı. 42. haftadaydı. 41 bir artıdaydı. Doğum kendi başladı. Ancak bir tuhaf ilerledi. Yatış işlemleri yaparken ÇKS'de ilk koyduğumuz NST'de düşüş oldu. Ee, ve şey gelene kadar ameliyata gelene kadar e, rahim böyle boydan fundustan servikse kadar e, bir yırtık söz konusuydu. E, yırtığın altında plasenta vardı. Dekolmandan dolayı olmuş rüptür mü yoksa SSV'de rüptür mü ol, olmadığını çok bilmiyorum. Çünkü eee skar dokusu şöyleyse transvers olarak rüptür yukarıdan aşağıya şu şekildeydi ve skarı tümden böyle transit geçiyordu yani sanki ya şöyle olabilir T kesi yapılmıştı sezeryanlarından birinde ve oradan yırtılmış olabilir ya da tamamen ön duvardaki plasentada dekolman olup o dekolmanın rüptürü serviksi de şeyi e, skarı da geçerek servikse doğru ilerlemiş olabilir bilmiyorum ama yaşadığım en kötü rüptür oydu e, bebek soğutuldu ama sonra e, geçenlerde muayenehaneyi ziyarete geldi gayet iyi durumda. Anne tabii oldukça travmatize e, olmuş. E, öyle acil gittik bir gecede yoğun bakımda tuttuk kanaması dolayısıyla. Ama en kötü gördüğüm rüptür oydu. Şimdiye NST kadar. NST takibini sürekli mi yapıyorsunuz diye sormuş bir başka. NST takibini sürekli yapıyorsam bile yatarak yapmıyorum. E, yanında ebesi olmak zorunda zaten gebenin. Yani en fazla tuvalet için 10-15 dakika aralık vererek ya NST probu karnında hareket ederek geziyor ya da işte 3-4 kasılmada bir ya da 15-20 dakikada bir kasılma sonrası ÇKS dinleyerek ara ara beşer onar dakikalık da olsa NST çekerek devam ediyoruz. Ama hani bir 15 dakikadan fazla kalp atışı dinlenmeden ya da NST'ye bağlanmadan durduğu olmuyor. Zaten ebelerim benimle dalga geçiyorlar. Ee, bazen e, işte gebe nasıl diye sorduğumda şuradan bir yazı geçiyormuş. NST baktınız mı? NST baktınız mı? diye. Öyle gözlerimle onu soruyormuşum. <laughs> ee, yani 15 dakikadan fazla kalp atışı kontrolü olmadan bırakmıyorum. Ama NST yapılacak diye e, kadını yatırmıyorum yatağa. O zaman doğuramaz zaten. Bu arada halas sorusu e, atlanmasına ona cevap vermeyi unuttum. Ee, şimdi e, doğum sonrası rahmin içerisine el ile bakma, manuel kontrol e, benim Almanya'da hiç görmediğim, duymadığım bir şeydi. Yani elle halas yapılacaksa mesela kadın muhakkak genel anestezi alınıyordu. Ama Türkiye'ye geldiğimde herhangi bir doğumdan sonra da ebelerin e, şeyle e, steril eldivenle fundusa kadar girerek e, rest kaldı mı diye baktıklarını gözlemledim. Ee, ...SSV'de de o sırada da e, ince zar gibi olduğunu görmek mümkündür. E, ben onun yapılmasının doğru olduğunu düşünmüyorum. Şimdi mesela ince zar gibi doğumu da güzel atlatmış e, ama biz oradan bakarak e, parmağımızla kendimiz de rüktür yaratabiliriz. Dertsiz başımıza dert taşabiliriz bu birincisi. İkincisi e, hani bu enfeksiyona sebep olan kadına da son derece huzursuzluk veren bir işlem... Hani bir gerekçesi yok. Varsayalım ki rüptür var, bebek sağlıkla doğdu, annede de hiçbir e, şey yok, e, hemodinamik belirti yoksa, bu rüptür'e hiçbir şey yapmak gerekmiyor. Sadece o rüptürden kanama oluyorsa, hani nasıl e, sezeryan sonrası dikiş yerlerimizde kanama olursa revize etmek için açıyorsak, o zaman da ssv'de doğumdan sonra rüptürden kanaması olan kadının e, açılıp o şey düzeltilebilir, rüptür bölgesi dikilebilir. Öyle bir Durum yoksa da kendi kendine o zaten iyileşiyor 40. güne kadar. Evet şu soruları e, ben cevaplayabilirim. Denedik olmadı dediğiniz sınır nedir? Yani nerede bırakıyorsunuz? Herhangi bir spontan vajinal doğumda nerede pes ediyorsak ya da nerede endikasyon doğuyorsa elbette. SSVD'de de aynı şekilde yani ilerlemeyen eylem, fetal distres, annenin vazgeçmesi... ...ya da başka bir tıbbi endikasyon... Ee, ...şu soruyu ben de merak ediyorum... ...hasta anamnezine güveniyor musunuz... ...miyomektomisini sakladıysa örneğin... ...ya da bir daha önce geçirilmiş sezaryenini sakladıysa... E, ...ne yapacağız gibi bir soru gelmiş... ...burada da herhalde karşılıklı güven... ...ve o gebeyle son anda karşılaşmak değil... ...gebeliği boyunca bir ilişki kurabilmek önemli... Ee, özellikle muayenehane hastalarında bu biraz daha kolay oluyor herhalde Aynen. bir e, meslektaşımız da demiş ki iki SSV'de denemek isteyen gebelerde erken gebelikte ultrasonda bazen iki insizyon hattı oluyor bu vakalarda SSV'de denediniz mi hiç deniyor musunuz demiş Yani erken gebelikte de bakmıyorum. Yani o dediğim gibi kedi meselesi bir iki çok. Yani hani birden daha riskli olacağı kesin. Ama yani başka risk faktörleri yoksa onun çok bir önemi olduğunu düşünmüyorum yani. Hı -hı. Şimdi Son şöyle bir şey var olur. yani rüktür riski saytotek yüzde altıya çıkartıyor. Bu çok önemli bir şey. Hani dedim ya yani bu, bu, sunumdan hiçbir şey almazsanız lütfen sezeryanlı annelere saytotek kullanılmayacağını bilerek ayrılın. Ee, şimdi Cytotec gibi yüksek risk arttıran bir şey yoksa ki hiçbir risk faktörü bebeğin iri olması, anne yaşıdır odur budur. Hiçbiri riski yani şöyle yüzde iki, yüzde üç oranından fazla arttırmıyor. Sıfır nokta üç pardon. Oranından fazla arttırmıyor. Yani indüksiyon bile yapacaksak sıfır nokta beşi bir nokta bire çıkartıyoruz en fazla risk oranını. Şimdi ama faktörler eklendiği zaman yani Norm, şey e, ileri anne yaşı riski arttırıyor bebeğin 44 kilo üzerinde olması riski arttırıyor 40 haftayı geçmek riski arttırıyor işte e, aradaki sürenin kısa olması riski arttırıyor indüksiyon gerektirmeniz riski arttırıyor şimdi bakıyoruz bir sürü riskler toplandı e, şimdi böyle bir durumda SZVD'den uzaklaşmak gerekir ama benim gebelerim öyle ki e, çoğu e, yani her koşulda riski kabul ediyorlar. Yani diyorlar ki ben denemek istiyorum. Yani sonuçta rüptür riskiniz riskimiz isterse yüzde bir olsun, isterse yüzde olsun. Çok fark etmez. Sonuçta rüptür oluyorsa oluyor, olmuyorsa olmuyor. Şimdi böyle bir durumda biz gerekeni yapabilecek şekilde organize olduysak, kontrollerimizi bak diye geçerek takip ediyorsak, şimdi böyle bir durumda riskin ne kadar aldığı aslında gebenin şeyi, problemi. Yani o yüksek riski kabul ediyorsa ben de onunla birlikte hareket ediyorum. Burada güven çok önemli tabii yani miyomektomi olduğunu bana söylemeyecek bir gebenin e, hele fundustan transverse yapılmış miyomektomisinin tam kat olduğunu söylemeyecek bir gebenin riskini de o alıyor. Yani sonuçta o rüptürde e, ben her zaman da söylüyorum yani rüptür olma olasılığına karşı takibimizi yapıyoruz müdahalemizi yapıyoruz ama bunlara rağmen bebek kaybı olabilir her ilk doğumdaki kadar ama olabilir. Şimdi sen bu riski alıyorsun sonuçta bir şey olursa senin rahmine senin bebeğin olacak. Yani o yüzden çok şey değil ama bu risk oranının ne kadarının kabul edilebilir edilemez olduğu tamamen aslında hastaya kalan bir şey. O yüzden o hastayla görüşülmesi gereken bir şey. Hastaya güvenmeden olmuyor. Yani evet. ee, Beni daha çok korkutan şey şu oluyor. Sezeryan yapacağım diyor ki e, bana sezeryen yapmayacağım demiştin. E, yapmayacağım demedim elimden geleni yapacağım ama bu doğum artık yani mantığı geçiyor yani bu doğum bebeğin doğabilirliğini görmüyorum Bu ilk doğumda olsa sezeryen gerekiyor artık dediğim noktada artık SSV'de denemesini denemesinde bırakıp sezeryana geçmek gerekir Evet, Ağrıyı azaltmak için hidroterapiden yararlanıyor musunuz? Zaten e, gebenin yanında mutlaka ebesi olduğunu Semra Hanım bildirdi ve elbette Nasıl ağrı yedirici medikal dışı yöntemler epidural dışı yöntemlerden de faydalandığını tahmin ediyorum. E, ha, Sarı Hanım demiş ki SSV'de ve her doğum sonrası ultrason kontrolü elle kontrolden daha faydalı olabilir demiş. Eee aldolan kullanıyor musunuz? Sessiz rüptür riskini arttırır mı şeklinde bir soru var. Aldolan da kullanıyorum gerekirse. Yani rüptür rüptür olasılığını iki şey gösteriyor benim gözümde. Bir NSTE bozulması, iki baş seviyesinin tekrar geri yükselmesi. Onun dışında ağrı ya da kanamayla rüptür tanısı konduğunu hiç duymadım. Yani oluyordur da hani o zamana kadar çoktan NST de bozulur, seviye de tekrar geriler. O yüzden yani her türlü şeyi kullanabiliyoruz. Evet olduk. <laughs> Bu kadar çok soru olan bir sunuma epeydir katılmamıştım. Ee, <laughs> çok teşekkür ediyorum. Alışıyorum. Ee, en başta da dediğim gibi doğumları güvenilir hale getirmek, hastanelerimizi e, güvenilir hale getirmek, hekimi koruyan kanunları ve e, kanun koyucuların, yasa koyucuların e, hiç kimsenin anne ya da bebeği bilerek e, tehlikeye atmayacağını e, düşünerek ön yargılarından e, arınarak hekimlere yaklaştığı bir ortamda e, her türlü işlem ve müdahalede biz açımızdan daha rahat oluyor. Burada tabii zaman kişiyle ne güzel video yolluyorum izliyorlar diyorsun yani bunlar keşke tüm devlet hastanelerinde tüm özel hastanelerde üzerine çok da fazla para ödemek zorunda kalmadan tüm gebelere sunulabilecek hale gelebilsek çünkü hani bunu da söylemeden Geçemeyeceğim elbette ki bir özel muayenehane hekiminin SSV'den aldığı ücret normal bir sezaryandan aldığı ücretten fazladır diye tahmin ediyorum. Neticede daha fazla bir emek var, daha fazla bir zaman var. Ee, bu durumda da hani ancak... Belli Orada bir... şunu söyleyeyim. Ee, benim bir SSV'de görüşmem bir saat, bir buçuk saat kadar sürüyor. Yani öyle... Devlet hastanesi koşullarında 5 dakikada 10 dakikada yapılacak iş kesinlikle değil. Ve gidişatta hani geliyor gidiyor gebe sonuçta birkaç şeyler yaşanıyor ve orada karşılıklı güvenip güvenemeyeceğimizi zaten anlamış oluyoruz. Bunları yaratmak muayenehanecilik dışında çok mümkün değil. Ee, bizim şöyle bir şey var zaten hani doğum ücreti bizim İstanbul koşullarında muayenehanede özel A-plus hastanelerde yaptığımız doğumlarda Zaten oldukça yüksek yani çoğu gebedin e, ekonomik sınırlarının çok üstünde. E, şimdi benim gözümde ben SSVD'ye ayrıca bir ücret alınmasını doğru kabul etmiyorum. Ben her doğuma SSVD gibi yaklaşıyorum her doğumda kafamdan NST NST bandı geçiyor her doğumda ameliyatın ameliyathanenin hazır olmasını istiyorum. Her doğumda aynı şekilde kontrol ediyorum vesaire. Dolayısıyla SSV'de için ekstra ücret ben almıyorum. Sezaryen için de almıyorum. Doktor ücreti en azından değişmiyor. Ee, ama mesela bazı bölgelerde hani anestezi doktorunu hazırda tutmak için hani özel ilişkilerini kullanarak abi gel hani sen hastanede ol ya da icap Ederse hani yakında ol gel dediğinizde hani belli bir ücret oraya da ödememiz gerekiyor. Ya da hastanenin o personeli bulundurduğunda ücret ödememiz gerekiyor. Bu da SSV'de masrafını arttırıyor. Evet ama e, yani aslında dediğim gibi her doğumda olması gereken şey olduğu için. E, Öyle. Peki. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Semra Özeve e, kendisine. E, bu akşam bize iki saate yakın vaktini ayırdığı için e, ujot olarak e, webinarlarımızda sevgili meslektaşlarımıza e, her türlü konuda e, öncü olmak ya devam edeceğiz. Yeni yılımız tekrar kutlu olsun. Hepimize sağlıklı, huzurlu, e, mutlu ve bereketli bir e, yıl olmasını diliyorum. E, i̇yi akşamlar diliyorum. Ağzına sağlık Selemracığım görüşmek üzere. Teşekkür ederim, ben de. Sağ olun.